Hey delikanlı! Sana bir teklif yapacağım. Bana mı? Ne teklifi? Sana değil, arkadaşına. Bak canım, reklam filmi çekiyoruz. Gazoz için bir iki laf edeceksin, tamam mı? He, ben de soğuk bir şey içecektim zaten. Sağ alem içinde bağa bağırma dedik, reklamcı. İyi dedin onu, oldum reklamcı. Ha bundan sonra ben de şöhret oluyorum. O zaman sen benim peşime koşacaksın. Ne diyorsun ula sen? Kafana bağlıyoruz mu yedin? Bir daha! Aklıma harika bir şey geldi. Bu kızı fevkalade sıcak buldum. İrkek olması şart değil ki, kız oynasın. Bak kardeşim, biz şurada bir gazoz reklamı çekiyoruz. Bir gazoz içip iki tane laf edeceksin. 20 milyonu alacaksın, tamam mı? Oy, bilmem ki. Ay, bilmeyecek ne var ki lütfen? Aslanım, kusura bakma. Bana bu kız daha sempatik geldi. He, kendisi sempatiktir. Oy, demek ben de reklam artisti oluyorum, oh! Al bakalım, oh be! Vay be, daraba! Oh be! Buz gibi gazoz içiyorum, yine de içim yanıyor arkadaşlar ya! Çok sıcak, çok! Ya sen oyununa bak, oyununa! Şimdi şöyle güzel bir deniz kenarında olacaksın, dalıp çıkıp serinleyeceksin. Temeli bul, temeli! O hayal kurup bütün mahalleyi sık sık tatile götürüyor. Doğru vallahi doğru! Geçenlerde hepimizi Bodrum'a götürüyordu. Tabii Fadime'yi de. Ya Fadime reklam artisti olacak diye amma kıskandı, değil mi? Oo, delirdi kıskançlığından, delirdi. Allah'tan adamlar sonunda Fadime'den vazgeçtiler de rahat etti bizim kıvırcık. Yok canım, adamlar değil. Fadime vazgeçmiş. Öyle öyle. Fadime istememiş. Ya boş verin arkadaşlar ya. Laf aramızda rol yapmasını becerememiş kızcağız. Müzeyyen Hanım öyle söyledi. Yok canım, Müzevir'e inanma. Fadime ben oynamam demiş. Onlar da bir tuhaf. Önce Temel'e rol teklif etmişler, sonra da Fadime'ye. Sonra da ikisinden de vazgeçtiler. Halbuki bana teklif edeceklerdi ki... Kasılma birader, kasılma. Hadi yav, laf yetiştireceğine oyna. Bu sıcakta bir de senin keyfini beklemeyelim. Acelem varsa kalk git birader. Hayda, ne demek istiyorsun sen ya? Beyler bir dakika, bir dakika. Bu sıcaklarda fazla sinirlenmek hiç iyi değildir. Doğru söylüyorsun doktorcum, sıcakta sıcak hani. Vay Temelcim, bulamadın mı anam? Bulamadım. Gonca Gül'ün lan Kadıköy'e gitmiş. Ben de gidiyorum artık. Tamam koçum, güle güle. Temel be, senin otobüs İstanbul-Trabzon arasından başka yol bilmez mi? Allah bir koy rafa. Ha bu dedin ne manaya geliyor? Yahu şunu demek istiyorum. Bir gün bizi şu otobüse doldursan da... Marmaris mi olur, Bodrum mu olur, bir yerlere götürsen ya. Neyse parası veririz. Aa bak bu güzel fikir ha. Yalan değil. Böyle bir kıyak yapsan herkesin gözüne girersin ha. Bak bu çok doğru. Bana bakın, oyalamayın çocuğu ya. Zaten güneşin altında geze geze hoşaf olmuş. Hadi git aslanım, sen git yoluna, hadi koçum benim. Ha bu çiçek de benim gibi boynunu bıktı. Ha o dediğini bizim kaptana konuşacağım tamirci. Ben de zaten otogara gidiyorum, hadi eyvallah. Mister, biz sana yardım etmek anladın mı? I don't understand, what? Yani sen İstanbul yani dolaştırmak yani, yani help yani. Yes, İstanbul, but what is... Cevabını böyle tut... Hey, hey, what are you doing? Come here! Hey! Hey! No, yanlış anlamayın! Come on, give my money! Hey, turisti soymak istemiyor. Ya adam, adam kalkıp gezmeye geliyor. Bunlar tövbe tövbe. Kaptan merhaba, ben geldim. Oo, Safa geldin, hoş geldin. Ama çiçek elde geldin. Üf, veremedim onu Fadime'ye. Gezip durdum bu sıcakta. Meğersem Kadıköy'e gitmiş. İyi etmiş. İyi etmiş. Sağa göre miyim değil. Lakin ben gezdim habi güneşin altına. Sanki ben dedim sağa gel diye. Tamam tamam, kızma da. Selami, ver bakayım oradan bir çay bağa. Gel şimdi şu kahveye dalalım. Çayma içelim, bir şey olmamış gibi. Zaten bir şey olmadı ki, becerisiz. Yürü hadi. Tamam, yürü, yürü, yürü. Neler yazay? Ha bu sıcaklar ne zaman bitecekmiş? Yazay mı? Şubat ayına hava soğuyacak diye.
Sen bana espri yaptın. Şurada oturalım mı Beşir? Tamam uyar. Sıcaklardan deyince aklıma geldi. Hadime'nin mahallesinden bir istek getirdim sana. Nedir o istek? Kafada konuştular. Diyorlar, bizi otobüse doldurun, gidip tatil yapalım. Öyle mi dediler sana? He, öyle dediler bana. Günü birlikte olabilir. Neyse parası, toplar veririk dediler. Olmaz ula öyle şey. Neden kaptan? Hepsi çok hevesli, paradan yana korkun olmasın. Bütün parayı toplar veririm sana, para sağlamda da. Ula sen manyak mısın? Şirket otobüsüyle öyle işler yapılır mı? Yapılmaz. Vallahi duyarlarsa işten atarlar. Ula hiç kafan çalışmay. Sen turcu musun mahalleyi gezmeye götürüyorsun? Hadi eyvallah. Kızma da, her şeye zeval olmaz. Of of! Selamun aleyküm. Aleyküm selam abicim. Konuştuklarınızı duydum. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Ben hasta değilim ki da. Ama biz turizmciyiz. Senin dediğin gibi günlük haftalık turlar yapıyoruz. Şu anda o iki otobüsümüz seferde. Onların dönmesini bekliyoruz. Uy, ula kısmete bak da. O dediğin mahalleyi sen ayarla, alıp götürelim. Nereye götüreceksiniz? Antalya, Bodrum, Marmaris, neresi olursa. İyi de orası fakir mühit. Yok onlarda çok para. Canım, biz zaten çok ucuz çalışıyoruz. Ucuz istiyorlarsa onları yakın bir yere götürelim. Yakın neresi mesela? Mesela... Sapanca olabilir. Olabilir. Sapanca'da göl kenarında harika bir tesisi var eniştemin. Uy, eniştenin ha? Ablandaki kısmete bak. Asıl mahallenin kısmeti var ki sen bana rastladın. Peki, kendi başına kaç para vermek icap ediyor? Dedim ya, ücret fazla olursa kimse gelmez. Şimdi bak sana söyleyeyim. Bir hafta yemek, içmek dahil adam başı 500 bin liraya götürürüz. Uy, adam başı 500 bin, bir hafta. Ula oldu bu iş lan. En az size 50 kişi karanti ediyorum. Peki, parayı sen topla getir bize. Tamam, anlaştık. Yalnız kusura bakmayın, yeni tanışıyoruz. Onca size bir miktar kapora veriyorum. Tamamını gidince alırsınız. Bence doğru söylüyor. Tamam canım, sen topla parayı. Sapanca'ya gidince alırız. Bizim için fark etmez. Hıy, ula çok iyi oldu bu iş de ha. Mahalleliği kesmeye götürüyorum. Tur tertip ediyorum. İnşallah Fadime de gelir. Anlıyorum, anlıyorum. Peki Dilek Hanım. Akşamüstü arkadaşımla birlikte geliriz. Tabii tabii, oldu. Akşamüstü görüşmek üzere, hoşça kalın. Ne diyor? Razı oldu mu o fiyata? Olacak bence. O fiyata razı olacak, biz de... Turistik eşya mağazası sahibi olacağız. Evet Caniko. Oh, sen bir harikasın Zeynep. Yok canım. Gerçekten. Ticarete çok kafan çalışıyor. Galeriyi devredip elde ettiğimiz kârla bu işe girmek. Harikasın tabii. Aslında şansımız varmış. Dilek Hanım'ın dükkanda oturmaktan sıkılıp Bodrum'a yerleşmeye kalkması, Erol'un da bunu bize duyurması şans tabii. Aa, Erol gelecekti sahi. Bilmem, şimdiye kadar gelmesi lazımdı. Efendim? Aha, merhaba İhsan Bey. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Burada. Tabii, veriyorum. İyi günler size de. İhsan Bey. Efendim? Sen ne için aradın biliyor musun? Birlikte bir tatile çıkmak için. Dur dur hemen sinirlenme. Bir arkadaşım Sapanca Gölü'nün kıyısında bir tesis satın aldı. Geçen hafta gidip gördüm. Sakin, huzurlu, harika bir yer. Seninle orada her şeye yeniden... Ne demek her şeye yeniden başlamak? Sen neler saçmalıyorsun İhsan? Ben artık hayata bambaşka bakan bir kadınım. Ve seni de unuttum. Bravo! Benimle tatil yapacakmış. Sanki bunca yıl aynı evin içinde çok anlaştık da. Tatilde her şey değişecek. Bak, o konuda sana pek katılmıyorum. Nedenmiş o? Tatilde her şeyden önce insanın sinirleri dinleniyor. Daha anlayışlı, daha hoşgörülü oluyor. Siz de belki... Bizde belki diye bir şey yok Zeynep. Var. Ne var? Bizde belki tatile çıksak sinirlerimize iyi gelir. Ne dersin?
Olur derim. Ay şansa bak! Haydar Bey, Haydar Bey! Merhaba Müzeyyen Hanım. Ay duydunuz değil mi? İlk kez doğru söyledim. İyi Müzeyyen Hanım. Adınızı canım. Hep şaşırıp size Haydar Bey yine Haydar Paşa derdim ya. Bugün şaşırmadım. Aa, Allah şaşırtmasın. Aslında ismimin bu şekilde söylenmesi pek hoşuma gitmiyor. Çocukken mahalle arkadaşlarım arkamdan Haydar Paşa, Haydar Paşa diye alay ederlerdi. Çok bozulurdum. Ah! Ah! Ne oldu size şimdi? Merak etmeyin, mühim bir şey değil. Biraz midem ağrıyor o kadar. Geçer şimdi. Eczaneye ilaç almaya gidiyordum. Bu ağrı çok sık oluyor mu? Hayır ama son günlerde çok sık oluyor. Sıkıldığınız, içinize attığınız bir derdiniz mi var? Yok, çok şükür yok. Yalnız... Evet, yalnız. Bazen geçen trenlere binip gitmek geliyor içimden. Tamam. Sizin seyahate, dinlenmeye ihtiyacınız var. Stresten mideniz ağrıyor sizin. Haklısınız Müzeyyen Hanım. Ama tatil çok masraflı. Ucuzunu da zaten bulamıyorsun. Var ayol, var. Ne var? Ucuz tatil. Bizim Temel Sapanca Gölü'ne tur düzenliyormuş. Bir hafta tam pansiyon 500.000 lira. Demeyin ya, vallahi çok ucuz. Böyle bir fırsat kaçırılmaz. Tabii canım. Peki katılan var mı bu tura? Ben katılacağım. Siz de kesin gelin. Bildiğinizi düşünün. Tatil şart. Acaba başka gelen olur mu? Oraya kadar gidip sıkılmayalım sonra. Aa, hayda, lafa bak. Ayol niye sıkılacakmışız ki? Keşke fazla gelen olmasa da kafa dinlesek. Yani kafa dinleseniz. Haklısınız Müzeyyen Hanım. Tek başına tatil yapmak kadar keyifli bir şey yok. Yok ya. Etrafınızda tanıdığınız hiç kimse olmayacak. Yeni insanlar tanıyıp yeni arkadaşlıklar kuracaksınız, öyle değil mi? Aynen öyle Haydar Paşa. Gidiyoruz hemen babacığım, gidiyoruz. Tamam Fadime, tamam dedik ya, 100 kere söyletme insanı. Oy babacığım, çok hoş bir tatil olacak. Bir düşün, kum, güneş, deniz... Ay pardon, göl. Özür dilerim babacığım, kendimi kaybettim da. Aman Fadime, kendini bir an önce bul, yoksa gidene kadar beni kaybedeceksin. Uy, Allah korusun babacığım. Ağzından yel alsın. Hadi bakalım, topla şunları, topla. Toplarım babacığım, toplarım. Hem de sıraya koyarım canım benim. Hayırlı günler muhtar beyciğim. Sağ olun efendim, uy, sağ olun. Minik serçe geldi. Hoş geldiniz Sandar Hanım. Buyurun şöyle. Ay hoş bulduk. Fazla kalmayacağım muhtar beyciğim. Sapanca gezisine gidip gitmeyeceğinizi öğrenmek için uğramıştım. İnşallah. Bir aksilik olmazsa biz de istiyoruz Sandar Hanım. Fadime çok heves etti de. Ya siz muhtar bey, siz hiç heves etmiyor musunuz? O da heves edeyim. Ama kalabalıktan hiç haz etmeyeyim. Aa, sen burada mıydın Fadime? Yok, ben şimdi bakkaldayım. Birazdan geleceğim. Çok komik kızsın Fadime. Seni alan yaşadı. Komedi filmi gibi. Seyret seyret gül. Sen de pembe dizi maşallah. Devamlı aşk. Başka bir şey yok. Gonca Gül de gelecek mi Handan Hanım? Tabii muhtar bey, onsuz gider miyim? Esas tatil onun hakkı. Bütün sene çok çalıştı yavrucuğum. Ben de bir soru sorabilir miyim Handan Hanımcığım? Söyle bakalım, yine ne yumurtlayacaksın? Bir şeyi çok merak ettim de. Acaba havuza mayoyla mı gireceksiniz? Elbette mayoyla gireceğim. Elbiseyle girecek halim yok ya. Onu mu merak etmiştin? Yoo. Sağa göre mayo var mıdır, yok mudur onu merak etmiştim Handan Hanımcığım. Tatil artık ihtiyaç oldu Handan Hanım. Bunca iş, güç, stres... insanı çok yıpratıyor. Doğru muhtar beyciğim. Ama maşallah siz hiç yıpranmıyorsunuz. Hatta gün geçtikçe daha da gençleşiyorsunuz. Babacığım her yıl estetik ameliyat yaptırıyor da ondandır. Muhtar beyin hiç ihtiyacı yok estetik ameliyata maşallah. Aslanlar gibi. Aman Handan Hanım, iltifat ediyorsunuz. Aa. Babacığım, iltifattan hiç hoşlaşmaz. Ay sana ne oluyor Fadime? Ben muhtar beyle konuşuyorum. Biliyorum ama ben de araya girmeden duramıyorum.
Çünkü sen de benim babacıma sulanmadan duramaysın. Bakalım tatilde neler gelecek başımıza. Ali neredesin? Buradayım. Delisin sen deli. Bana bak, sana bir haberim var hayatım. Tatile çıkıyoruz. Hoppala, ne tatili bu? Evlenmeden balayına mı çıkacağız? Yok ya. Sapanca Gölü'nün kenarında düğün öncesi mis gibi bir tatil yapacağız. Ay hiç böyle şey duymadım. Tamam işte, benden duydun hayatım. Ne o, sevinmedin mi yoksa? İstemiyor musun yoksa ya? Ya bu tatilin sırası mı? Haftaya düğünümüz yok mu? Ayrıca ev kirası, eşyaların taksidi, bir sürü borca girdik. Canım benim, düşünceli behiyem. Sıkma canını hayatım. Merak etme, çok ucuza bir tatil yapacağız. Ucuza mı? Evet ya. Kıvırcık Temel var ya, bir tur ayarlamış. Bir hafta Sapanca Gölü kenarında bir otelde kalacağız. Hem de adam başı 500 bin liraya. Tamam, fiyatı ucuz da. Bak, Temel benim Düldür'e yazılar yapıştırıyor. Birazdan mahalleyi dolaşıp herkese haber vereceğiz. İnan bana, bu işe bütün mahalle balıklama atlar. Çok ucuz be anam, çok ucuz ya. Sonra evde otursan daha çok masrafın olur. Ay iyi peki, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben biliyorum. Seni seviyorum diyeceksin. De bakayım. Seni seviyorum. Bırak, delisin sen deli. Aa, gönlün kabarmış senin Suzancığım. Bak nasıl kabarmış. Bak, bak görüyor musun? Hemen yanında da orta boylu, bıyıklı bir erkek var. Aa, Şevket. İşte bu adam çok çektiriyor Suzan. Ayol Şevket'in içip içip Suzan'ı harap ettiğini herkes biliyor. Herkesin bildiği de falda çıkıyor. Bizde yalan yok. Aman bu erkek milleti, aman. Aa, öyle demeyin lütfen. İyi kocalar da var. Kocalar hakkındaki düşünceleriniz, açık oturumunuz bittiyse Suzan'ın falına devam edeyim. Ay et Kadriye abla, et. Bak işte bu adam çok içiyor. Her gece şişeler deviriyor. Gerçi değişecek ama ne desem, 3 vakte kadar. 3 ay mı, 3 yıl mı? Bak görüyor musun 3 rakamını, bak bak. Bak. Gördüm gördüm, bas bayağı 3 ayol. 3 rakamının hemen yanında da bir ördek var. Kömür yığını gibi bir şeyin üstünde duruyor. Aa, ördek nereden çıktı lütfen? Ay nereden bileyim ben, ne görüyorsam onu söylüyorum. Ay hemen kızma Kadriye abla, ördek ne yapıyor orada? Ay taktınız ördeğe, hiçbir şey yapmıyor. Müferit ördek. Başka ne var başka? Bir de uzun yol var. Ha. 2 günlük mü desem, 5 günlük mü? Tatil gibi bir şey, su kenarında. Ay darısı başımıza. Kim acaba? Ne bileyim, fincanda kapı görünmüyor. Ay kapıyı bacayı bilmem de, hepimize bir tatil görünse çok iyi olur lütfen. Ya. Merhabalar size. Aman, size haberlerim var. Ajans Müzeyyen. Ben bazılarının seviyesine inemem. Ay aman lütfen, yine başlamayın. Hem neymiş haberin, sen onu anlat. Ayol haberiniz yok mu? Mahalle yıkılıyor. Temel tur bileti satıyormuş, tur. Ne turu? Bisiklet turu. Ne turu olacak ayol? 1 haftalığına Sapanca turu. Aa, Kadri abla söylemişti su kenarı diye. Aa. Ay benden önce mi aldınız haberi? Yok canım, falımda çıktı. Ama nereden gideceğim? Kim bilir nasıl pahalıdır. Yok ayol, sudan ucuzmuş. Şirketin sahibi Temel'in arkadaşıymış. Ben gidiyorum. Aa, biz de gideriz. Zaten falım da çıktı. Biz de gideriz. Ben de. Ben belki giderim, belki gitmem. Aa, neden lütfen? Herkesle tatile gidilmez de ondan. Zaten herkes de tatile gidemez. Alo alo, Temel Turizm Sunay. Temel Turizm Tray, herkesin kesesine göre tatil. Temel Turizm Sunay. Temel Turizm Sunay, tatile gel tatile, Sapanca'ya gidiyorum, çok güzel tatil, Sapanca'nın gölüne gidiyorum, Sapanca'nın gölüne tatile gidiyorum, en ucuz tur da, en ucuz tur, Sapanca'nın gölüne gidiyorum, tatile gel tatile, haydi turcu geldi turcu, Temel Turizm Sunay. Hop oğlum. Lokum gibi tur, haydi lokum Kıvırcık gibi tur. Ne yapıyorsun be oğlum, karpuz mu satıyorsun ya? Doğru dürüst bağırsana şöyle, Allah Allah! Temel Turizm geldi, ayağınıza kadar tatil getirdi! Ne biçim konuştum ama Ali abi? Keşke olsam televizyona sunucu! Oğlum şu megafonu ağzından çek de konuş! Yani diyorum, televizyona sunucu olsam iyi olurdu. Ayol şu tur işini gidip bir konuşsak!
Aman! Dur! Turcu! Kaça bir tur, kaça! Duşlu adam mı, duşsuz adam mı istiyorsun? Göl tarafı mı olsun, orman tarafı mı olsun? Duşlu, duşlu! Manzarası da güzel olsun! Ay bir dakika, bir dakika! Ay, durun, ay, durun, ay, durun, ay, durun, ay, durun, ay, durun! Bana bak, kıvırdım bu işi, herkes gelmek istiyor. Ha? Herkes gelsin tabii. Lakin mühim olan Fadime'nin gelmesi. Neyse, biz işimize bakalım. Hı. Dikkat, dikkat! Mevsimin en ucuz gecesi. Sabancı Gölü'nün kıyısına gidiyorum. Bir haftalık müthiş tatil. Müthiş tesisler, Sabancı Gölü'nün kıyısına gidiyorum. Dikkat, dikkat! Ne oluyor ayol, ne gezisiymiş bu? Ya, temel tur gezisi düzenlemiş Nilgün Hanımcığım. Cennet gibi bir yer. Sabancı Gölü'nün kıyısına gidiyorum. Ver şunu ya, şunu ağzından çek de konuş be yavrum be yavrum Cennet be. Cennet gibi bir yer, Sabancı Gölü'nün kıyısına gidiyorum. Hey Turcu! Baksana müşteri getiriyorum, müşteri! Artık bana bir indirim yaparsın. Her yerde avanta, her işte avanta. Yazık yazık! Biz adam olmayız. Konuşma ulan! Düzeni değiştirmek sağ mı kaldı deli? Merhaba be Ayzacıoğlum. Merhaba postacı, bana mektup var mı? Yoktur sana mektup. İğneci Andan Hanım'a gelmiştir. Andan Hanım sevinecek desenize. Mektubu verseydim sevinirdi elbet. Emi de çok sevinirdi. Ama İğneci Andan da gitmiştir güle güle. Nasıl gitmiş güle güle? Güle güle gitmiş demem. Derim güle gitmiş güle. Sapanca Gülü'ne. Ha tabii ya. Hemen hemen bütün mahalle Kemal'in turuna katıldı. Seninle ben kaldık. Resmi görev bizimkisi. Halka hizmet veririz. Lakin aklım kalmıştır gezide. Ne güzeldir o Sapanca Gölü şimdi değil mi? Vallahi bilemeyeceğim. Sapanca Gölü'ne hiç gitmedim daha önce. Ben gitmiştim bir kere. Rahmetli dayım otururdu ada pazarında. Çocuktum o zamanlar. Annem, babam, yengem, ben, dayım hep beraber gitmiştik. Sanırsın gül değil deniz be ya. Bizimkiler ne yapıyordur acaba? İnşallah eğleniyorlardır. Abi ne yapacaklar? Tıngır mıngır gidiyorlar. Tıngır mıngır gidiyorlardır bak. Allah'tan yol uzun değil. Beni otobüs tutar çünkü. Aa, bende otobüs tutmasına karşı ilaç var, durun. Şimdi su da isteriz. Çok teşekkür ederim Handan Hanım, ne kadar iyisiniz. Ay aşk olsun. İyi misin babacığım? İyiyim kızım, iyiyim. İyi. Siz nasılsınız Handan Hanımcığım? İyiyim, iyiyim. Hal hatır yoklamasının da tam sırası. Öyle değil de, yani babacığımın yoklamanın da tam sırası. Fadime, otur yerine bakayım, otur. Bir su getirir misin Temel? Getiremem, yakışık almaz. Aa, o neden ayo? Ben bu otobüsün rehberiyim. Suyu Mavin getirir. Mavin, hop! Su getir buraya aslanım. Ula Kılçık, havan batsın. Hava mava değildir, meslek ahlakıdır bu. Ondan sonracığıma Filip içeri girdi. Maria'yı kucağına aldı. Kız baygın tabii. Ay çok romantikti. Gökte mehtap var, kemanlar çalıyor. Ay, uyumuş. Ruhsuz, saygısız. Aman. Sayın yolcular! Ha buraya bakın, bana bakın. Temel Turizm'in sayın yolcuları. Şirketimizin düzenlediği bu tura hoş geldiniz. Bendeniz şef rehberiniz Temel. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Aferin be Kıvırcık. Helal olsun. İyi konuştun ha. Bravo, devam et. Sayın yolcular, göstermiş olduğunuz yakın ilgiye ve sevgiye teşekkür ederim. Uy, kendini hamsi gibi nimetten mi saydın ula? Ben şimdi hamsiniz olarak, aman rehberiniz olarak size eğlence tertip etmiş bulunuyorum. Turla gezmeye çıkanlar bilir. Otobüste böyle eğlenceler adettir, adet. Madem öyle, hadi bize bir fıkra anlat. Hadi doktor, anlat, anlat ya. Hayır, doktor bey anlatsın. Ben şimdi size bir bilmece soracağım. Sor bakalım, sor. Hadi, hadi, hadi Temel. Bir filon buzdolabına girdiğini ne
birden anlarsınız. Ula sen deli misin? Bana mı dedin ha? Bana mı? Sağ demedim ula. Fil'in ne işi var buzdolabına? Fil sanki tavuk mudur? Ellim abi ya, absürt takılıyor. Nereye takılıyor ikiz? Evet, soruyu tekrar ediyorum. Bir filin buzdolabına girdiğini nereden anlarsınız? Dolabın kapağından anlarız. O zaman değildir demek ki. Aa, doğru. Önce kapağı kırar, sonra girer. Eyvallah. Nasıl sığacak, imkan var mı? Kendini düşündü, hak verdi file. Zarifçe kapağı açıp hortumuyla yiyecekleri çıkarır. Oldu mu? Ve içecekleri içer. Oldu mu? Aslan şimdi. Oldu mu şimdi? Oldu mu ya? Sussana be. Herkes bize bakıyor. Evet beyler bayanlar, bilmecenin cevabını istiyorum. Ya Kıvırcık, daha kolay yok mu be oğlum? Bir filin buzdolabına girdiğini nereden anlarız? Nasıl anlaşılır ulan? Kimse bilemedi. Sen söyle bakalım. Ben de bilmiyorum. Ha. Çünkü ben kim siz bilirsiniz diye sordum. Hop hop hop. Şeyde gözüm yok. Sen yanımda ol yeter. Uy, yanına gitme sakın. Kapkaranlık odama mehtap gibi dol yeter. Behiye'cim ne güzel şarkı ama değil mi? Çok. Canım benim. Opa, aile var aile. Hadi ya. Temel, bir şarkı da sen söyle. Yok yok, sıra Muhtar Amice'de. Buyur Muhtar Amice. Ben Gamlı Hasan. Sense bahar, dinle de vazgeç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç. Olmaz meleğim, olmaz böyle bir aşk. Ben de vakit geç. Oy, niye vakit geç olsun? Sen daha çok gençsin. Sana bütün karılar kurban olsun canım babacığım. Muhtar hasta. Allah korusun, nesi var? Öyle değil ya, sana hasta, sana hasta. Ha. Zeyn Hanım, buyursunlar efendim. Ay, çok mersi Haydar Bey. Aa, bunlar kurtlar yol. Aman, kiraz almasını bile bilmiyor. Sayın yolcular, şimdi ben de mani okuyacağım sizlere. Lakin kemen çamı kendime iştirak ettireceğim. Bravo! Oku bakalım, oku! Trabzon yaylasına keklik uçuracağım, keklik uçuracağım. Trabzon yaylasına keklik uçuracağım, keklik uçuracağım. Bismillahirrahmanirrahim, gel bismillahirrahmanirrahim. Yoksa kaçıracağım, yoksa kaçıracağım, yoksa kaçıracağım. Bismillahirrahmanirrahim, gel bismillahirrahmanirrahim. Yoksa kaçıracağım, yoksa kaçıracağım. Seni kaçıracağım. Dur ula dur, geldim yanına. Dur ula, bir türlü de ben diyeceğim onu. Hadi Fadik, hadi Fadik. Vakitsiz öte yudi bir horoz gelip cama. Vakitsiz öte yudi bir horoz gelip cama. Kestim pişirdim onu, yemek ettim akşama. Yemek ettim yavrum. Kestim pişirdim. Kaçırıp altını sahip etmeyin.
Harika bir yer. Sessiz, sakin. Seninle güzel bir hafta sonu geçireceğiz Aliye. Ay kimseler olmasın. Şöyle mayamı giyip güneşlenmek istiyorum. Kafamı dinlemek istiyorum. Merak etme. Fazla kalabalık değildir. Saçma sapan. Ayol bunlar ne dedikleri? Bunları şikayet etmek lazım. Aa, olur mu böyle şey canım? Bunlara kaçak göstermek lazım. Size soracağım ben, soracağım. Hanımlar, beyler bir dakika. Bizden bir geceliğine yer ayrıldı. Evet. Bakın, yerleriniz ayrıldı. Allah ama bir gecelik. Olur mu hanımefendi? Bir haftalığına geldik buraya. Bize öyle söylediler. Hem de diyen o hınzır Temel'du. Evet. Temel nerede sahi? Paraları alıp ortadan yok oldu. Durun canım, durun. Buralarda bir yerdedir, günahını almayın çocuğun. Aman sinirlenmeyin muhtar beyciğim. Evet, ne iş ya? Resmen dolandırıldık. Dolandırıldık, evet, dolandırıldık. Arkadaşlar, herif kandırdı beni. Hem beni, hem de sizi. Aramadığım yeri kalmadı. Çekip gitmiş. Ne oldu ya, sen ne diyorsun Temel? Hepimizi perişan ettin, hesap ver bakalım. Ha, ya bir dakika ya, bir dakika ya. Ya koçum anlat bakayım şu işi, nedir bu dava? Ha, otobüste gelen herif dedi ki bana, bir haftalık tatil ediyorum. Evet, biz de öyle biliyorduk. Evet, ben de öyle biliyordum Ali abicim da. Oy, senin saksı kafa. Geldik ha buraya, resepsiyonun önünde topladım parayı, verdim ona. Yeriniz hazır dedi bana. Sen de tamam dedim ha. O da tamam dedi bana. Öyle değil mi hanımefendiciğim? Arkadaşım tamam da, o yatırılan para bir günlük para. Sizler bir hafta kalacağız diye gelmişsiniz buraya. Yani ayıptır Temel, hiç yakıştıramadım sana bunu, iyi mi? Ben de bu durumu öğrendim. Herifi aradım, sandım buralarda dur. Ara ki bulasın, kaçmış gitmiş. Sen de kaç git ula. Aklın varsa kaç git. Kaçmazsan parçalayacağım seni. Sen de el alemin içine beni paylıyorsun. Şişt, benim ne suçum var? Uy, bir de konuşayım. Yedim ula seni. Yedim ula seni. Tutmayın beni. Ula yedim seni. Allah Allah Allah. Nasıl? Çok sessiz, sakin bir yer değil mi hayatım? Evet, çok güzel. Ya ayıptır kardeşim, bu da bize yapılmaz ki ya. Paraları aldı, kaçtı. Ayıp denen bir şey var ya, Allah Allah. Motorla bütün kıyıları tarayın. Efendim? Ne? Yanlışla rezervasyon mu yapılmış? Bana ne be şimdi? Ben yavrumun derdine düşmüşüm. Başarı müşteriye. Ne dedi patron, ne dedi? Arkadaşlar, patron gelemiyor. Gelemez tabii. Müşteri perişan olmuş. Umurunda mı? Evet ya. Asıl patron ve karısı perişan. Çünkü sabahtan beri çocukları kayıp. Gölde boğulmuş olmasından korkuyorlar. Uy, Allah korusun. İnşallah öyle şey olmamıştır canım benim. Ailenin tek çocuğuydu. Bütün personel seferber oldu ama maalesef bir sonuç alamadılar. Kayboldu gitti yavrucak. Ula kayboldum ula. Abi ormana kimse yok mu dur?
Tarzan oldum. Tövbe estağfurullah, tövbe. Uy Fadime, uy. Hey, ormanın çıkışı nereye dur? Şşt, yavaş ol. Ulan ses mi duydun, bağ mı öyle geldi? Beni duyan var mı dur? Ulan demin kim konuştu? Şşt, sana bağırma dedim. Uy, ulan sen de kimsin? Buraya ne arıyorsun da? Fıstığı yakalamak istiyorum. Uşağım, fıstık ağacı, ha böyle olmaz. Fıstık benim hayvanımın adı. Fıstık, fıstık, fıstık. Ulan kedi midir, köpek midir, nedir? Çıkınca görürsün. Fıstık, 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 fıstık. Ha işte göründü. Uy. Yakala onu, lütfen. Ulan ormanda silahsız avcılık ettim. Lütfen kafese koyalım. Getir bakayım. Kapat kapısını. Yürü. Demek ha bu fıstığın yüzünden saatlerce ormanda kaldın. Ulan peki hiç düşünmedin mi anam babam beni merak eder diye? He? Cevap yok değil mi? Neyse, bulalım yolumuzu da çıkalım hayırlısıyla bu yerden. Teslim edeyim seni ananla babana. Yürü bakayım. Allah'tan ümit kesilmez ablacığım. Bakarsın, şıp diye çıkar gelir. Ah, onu bir sağ salim görebilsem. Sabırlı ol hemşire, dünya hali bu. Dünyayı ahireti karıştırma şimdi. Kadın fenalık geçirin canım. Biz de sizin üzüntünüzü bilmediğimiz için kendi derdimize düşmüşüz. Kusura bakmayın kardeşim. İnsanoğlu hayatta her acıyla karşılaşıyor. Önemli olan bu acılara göğüs gelebilmektir. Allah sizden razı olsun. Çok dost insanlarsınız. İçeride hanım bir yandan, ben bir yandan fenalık geçiriyordum. İyi ki alıp çıkarttınız. Böyle zamanlarda insanı yalnız bırakmamak lazım. Gel, gel kardeşim. Biliyorum, üzülmemek elde değil. Lakin... Fadime! Uy, ha bunca insan benim adımı seslendi. Yavrum! Kızma be kız! Ha bu uşağı ormana buldum. Anasına babasına getirdim onu. Aferin ulan! İt olalım, bir av tuttun. Ay bacım! Uy, demek uşağı çok merak ettiler ha? Arkadaşlar, arkadaşlar, bir dakika! Bize bu sevinci sizin arkadaşınız yaşattı. Sizin sayenizde mutlu olduk. Bunun için değil bir hafta, değil bir ay, bir sene istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Otel sizindir. Uy, şuna bak. Ne kazıldıysın ulan? Ha bu turizm işini ben çok iyi bilirim da.